Merhaba çocuklar. Bu hafta matematik derslerimizde geçtiğimiz konuların tekrarlarını yapacağız. Bugünkü dersimizin konusu toplama işlemi. Toplama işlemi ile ilgili örnek sözümler yapacağız. Sonrasında toplama işleminde verilmeyenleri bulacağız. Ve toplama işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Toplama işleminde e, öncelikle basit toplama işlemlerinden başlayalım. Burada elde siz bir toplama işlemi var. Birler basamağından başlamamız gerekiyor toplama işlemine. 6, 3 daha 9... 4, 4 daha 8. 3, 1 daha 4. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1. Bu eldeli bir toplama işlemi. 3, 3 daha 6. 1 de elde. 7. 5, 2 daha 7. 775. 5, 0 daha 5. Toplama işleminde 0 etkisiz bir elemandır. 4, 3 daha 7. 6, 1 daha 7 eder. Bu işlemimizin sonucu da 775. Burada yine eldeli bir toplama işlemi var karşımızda. 7, 5 daha 12. Elde var 1. 8, 2 daha 10. 1 de elde 11. 11'in biri elde var 1. 4, 5, 1 de elde 6. 612 bu işlemimizin işlemimizin sonucu da. Buraya geldiğimizde toplama işleminde verilmeyen bir basamak olan bir işlem verilmiş, sonuç verilmiş bize. Sayılar verilmiş. Basamaklardan birinci toplanandaki basamaklardan onlar basamağı bize verilmemiş. Bu tarz işlemleri yaparken öncelikle birler basamağından her zamanki gibi başlamamız gerekiyor. Çünkü elde olabilir. Eğer başlamazsak elde olup olmadığını bilemeyeceğimiz için doğru cevabı bulamayız. 8, 3 daha 11. 11'in biri elde var. 1 diyelim. 3, 1 de elde 4. 4 ile bir sayıyı toplayıp 1 yapamayız. O halde burası 11 olmuş demektir. 4'ün üzerine kaç eklersem 11 olur diye bakacağım. 4'ün üzerine 7 eklediğimde 11 oluyor. 11'in biri elde var 1, 4, 1 daha 5, 1 de elde 6. İşlemimi de sağlamasını da yapmış oluyorum burada bu şekilde verilmeyen basamağın 7 olduğunu buluyorum. Buraya geldiğimde yine aynı şekilde birler basamağından toplama işlemini yapıyormuş gibi başlamam gerekiyor. Sadece buraya bakarsam 4 bulurum. Şöyle yazalım 4 ama bence 4 çıkmayacak. 9, 3 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 7, 4 daha 11. 1 de elde 12. 12'nin ikisi elde var 1. Bir ikinci toplanan da var. Bir de elde var. İki. İkinin üzerine 3 eklersem 5 olur. Gördüğünüz gibi tek başına buraya baksaydık 4 bulacaktık. 4 yanlış cevap oluyor. Burada bize toplama işleminde birinci toplanan verilmemiş. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için yapmamız gereken işlemin adı çıkarma işlemi. Toplam sayıdan bildiğimiz toplananı çıkartıp bilmediğimiz toplanana ulaşacağız. 9'dan 7 çıktı 2. 5'ten 4 çıktı 1. 8'den 5 çıktı 3. Verilmeyen toplam hanamız 312. Evet sevgili çocuklar, toplama işlemlerini anlattık. Şimdi problemlere geldik. Problemleri çözme sırasında sizden istediğim şu. Birer kağıt çıkarın. Videoyu durdurun. Okuduğunuz problemi önce kendiniz çözmeye çalışın. Sonra cevabını buradan dinleyin. Mehmet dün 245, bugün 136 soru çözdü. Mehmet iki günde toplam kaç soru çözmüştür? Bize iki bilgi verildi. Birincisi birinci gün kaç soru çözdü? İkincisi de ikinci gün kaç soru çözdü? Hiç dolaşmış bir soru değil. Yani çok açık bir şekilde anlaşılır. Hepinizin bu soruya aa bu da soru mu niye sorulmuş ki dediğinizi hissediyorum. Birinci gün yani dün ve ikinci gün yani bugün. İki günün toplamını soruyor bize. Burada son bölümde sorunun ee, tamamı açıklanmış. İki günde toplam kaç soru çözmüştür? 6, 5 daha 11 elde var 1. 4, 3 daha 7 bir de elde var 8. 2, 1 daha 3. Toplam 381 soru çözmüştür. Yine aynı şekilde burada soruyu durdurarak e, önce kendiniz çözüp sonrasında cevabını dinleyebilirsiniz. İkinci sorumuz şöyle başlıyor. Mert'in 17, Emir'in 14 misketi vardır. Yazalım hemen. Mert 17, Emir 14. Bir de Ömer var. Ömer'in de ismini yazalım buraya. Ömer'in ise Mert ve Emir'in misketlerinin toplamı. Bu ikisinin toplamından 4 fazlaymış. Yani Ömer'in misket sayısı 17 artı 14 artı 4. Çünkü bunların toplamından da 4 fazlaymış. 4, 8, 7 daha 15'in 5'i elde var. 1, 1, 2, 1 de elde 3. 35. Demek ki Ömer'in de 35 tane misketi var. 3 arkadaşın toplam kaç misketi vardır diye soruyor. Şu an Ömer'in de misket sayısını bildiğime göre gerisi çok kolay. Bu 3 arkadaşın misketlerinin sayılarını toplayacağım. 35, 17, 14. 7 8 9 10 11 12 4 de burada var. 13 14 15 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 3 4 5 6. Toplam 66 misket. Evet. Hepinizin doğru çözdüğüne eminim. Kimse bu soruda yanılmamıştır. Üçüncü sorumuzda 84 artı 76 işleminin tahmini sonucu kaçtır diyor. Tahmininin altını çizdik. Burada neden çizdik? Önemli. Çünkü sana toplama işleminin cevabını sormadı. Senden bu işlemlerin tahmini sonucunu bulmanı istedi. Tahmini bulacağımıza göre bu sayıları onluklarına yuvarlayacağız. Bizden 80 artı 80 işleminin sonucunu bulmamızı istiyor. E, 0, 0 daha 0, 8, 8 daha 16. 160. 4, 5, K, 3 basamaklı tek sayıdır. Bu sayının 275 fazlası en çok kaçtır? En çok kaç olduğunu bulmak için K yerine e, tek sayıların en büyüğünü yazmam gerekiyor. Tek sayılar 1, 3, 5, 7 ve 9'du. Hepsini yazabilirim ama en çok olanı aradığım için buraya 9 yazmayı tercih edeceğim. Yani benim buradaki sayım 459 olacak. 275 fazlasını soruyordu. 275 ile toplayacağım. 9, 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 7, 5 daha 12. 1 de elde 13 elde var 1. 4, 5, 6, 1 de elde 7. Cevabımız 734. Evet çocuklar şimdi çıkarma işlemlerini yapacağız. Çıkarma işlemlerinde yine verilmeyen çıkanı, eksileni ve verilmeyen basamakları da bulmuş olacağız. Burada 475'ten 132'yi çıkarmamızı istiyor. Yine birler basamağından çıkarma işlemine başlıyoruz. 5'ten 2 çıktı 3. 7'den 3 çıktı 4. 4'ten 1 çıktı 3. 7'den 9 çıkmaz. Komşumuza gittik. 1 10'lu kaldık. 3. Burası 17 oldu. 17'den 9 çıktı. 8 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı. 0'dan 5 çıkmaz. 0. 5'ten küçük bir sayı olduğu için 0'dan 5 çıkmaz. Komşumuza gittik. Komşumuzda 8 kaldı. Burası 10 oldu. 1 10'lu kaldık. 10'dan 5 çıktı. 5. 8'den 2 çıktı. 6. 5'ten 1 çıktı. 4. Buraya geldik. Burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. 0'dan 3 çıkmıyor. Ama komşusunda yok. Diğer komşuya gittim. Komşumda 4 kaldı. Önce buraya aldım. Burası 10 oldu. Şimdi buradan istedim. Burada 9 kaldı. Buraya aldım. Burası 10 oldu. Birler basamağı 10, onlar basamağı 9, yüzler basamağı da 4 olarak değişti. 10'dan 3 çıktı. 7. 9'dan 2 çıktı. 7. 4'ten 1 çıktı. 3. 377. Buraya geldiğimizde bize çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı soruyor. Biz çıkanı bulmak için çıkarma işlemi yaparız. Eksilenden farkı çıkarırız. 475'ten 216'yı çıkarıyoruz. 5'ten 216 6 çıkmaz. 15. 15'ten 6 çıktı 9. Komşuda 6 kalmıştı. 6'dan 1 çıktı 5. 4'ten 2 çıktı 2. 259. Yine çıkan verilmemiş. Çıkanı bulmak için yine çıkarma işlemi yapacağım. Eksilen 420. Farkı 135. Çıkarıyorum. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittim. 1 onluk aldım. 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 1'den 3 çıkmaz. Yine komşuya gittim. 11 oldu. 11'den 3 çıktı. 8. 3'ten 1 çıktı. 2. 285. Burada Eksilen verilmemiş, eksileni bulmak için çıkan ve farkı toplarız. Pardon. 40 daha 4, 55 daha 10'un 0'ı elde var 1. 32 daha 5 1'den kaldı 6. 604. Burada ee, eksilenin onlar basamağı verilmemiş. Bakalım nasıl bulacağız? İki yolu var. İstersek eksilenin tamamını bulmak için çıkan ve farkı toplarız. Ya da sırayla burada işlemleri yaparız. 3'ten 5 çıkmaz. Belli ki 13'ten çıkmış. Buradan bir onluk alınmış yani. Buraya bir tane ekleyeceğiz o zaman. Bulduğumuz sonucun üstüne bir tane eklememiz lazım. Almışız buraya. Şimdi burada öyle bir sayı var ki 2 çıkardığımda 3 kalıyor. 3, 2 daha 5. O zaman o sayı 5'tir. Ama bir tane yan taraf almıştım. Onu da geri ekliyorum. 6. Demek ki burası 6. İkinci yöntemden de yapayım. 338 Görünmedi. Bu tarafta yapalım. 338 ve 125'i toplayayım. 13'ün 3'ü elde var. 1 5 bir delde de 6. 3 bir daha 4. Aynen görüldüğü gibi 463. Demek ki verilmeyen basamak 6'ymiş. Şimdi problemler kısmına geldik. Toplama problemlerinde olduğu gibi çocuklar. Burada da lütfen dondurun ekranı. Soruyu kendi kağıdınıza çözün sonra kontrol edin. Durunun 590 lirası vardı. Annesi ona 350 lira daha verdi. Duru parasının 139 lirası ile oyuncak alırsa kaç lirası kalır? Duru'nun parası annesinin verdiği parayla önce artıyor. Bir toplama işlemim var. 0 0 daha 0. 95 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 5 3 daha 8. 1 de elde 9. Duru'nun 940 lirası var. Şimdi 139 lirası ile oyuncak alacak. Sıfırdan 9 çıkmaz. 10. Burada 3 kaldı. 10'dan 9 çıktı. 1. 3'ten 3 çıktı. 0. 9'dan 1 çıktı. 8. Durunun 801 lira parası kalır. İkinci sorumuzda Yine aynı şekilde lütfen ekranı dondurun soruyu çözün sonrasında cevabı kontrol edersiniz. Bir fırın 695 simit pişirdi. Öğleye kadar 375'i öğleden sonra 137'si satıldı. Geriye kaç simit kalmıştır? Elimde bir simit var. Bir kısmını sabah bir kısmını da öğleden sonra satıyorum. Satılan toplam miktarı bulmam gerek. Önce 375 ile 137'yi topluyorum. Evet diğer yoldan da yapabilirsiniz. İsteyenler önce 375'i sonra 137'yi çıkarabilir. 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var 1. 7, 3 daha 10, 1 de elde 11 elde var 1. 3, 4, 5. Toplam 512 simit satıldı. Bize kaç tane kalmıştır diye soruyor. O zaman toplam simit sayısından çıkaracağım. 695'ten 512'yi çıkarıyorum. 5'ten 2 çıktı. 3. 9'dan 1 çıktı. 8. 6'dan 5 çıktı. 1. 183 simit kaldı. Bir çıkarma işleminde çıkan 200. Fark 150 ise eksilen kaçtır? Biraz önce söylemiştim. Eksileni e, bulmak için biz toplama işlemi yapıyorduk. Bunları yazalım yine de. Soru işareti koyalım eksilenin yerine. Çıkan 200'müş. Fark da 150'miş. Eksileni bulmak için çıkan ve farkı toplamam gerekiyor. Neden toplamamız gerektiğini daha önce size açıkladığımız için tekrar uzun uzun ispatını yapmıyorum. 0, 0 daha 0, 0, 5 daha 5, 2, 1 daha 3. 350'dir. Son soruya geldik. Dikkatle çözün lütfen. Ee, durdurun soruyu çözün. Sonrasında sonucu paylaşalım. Bir markette 5 günde 999 kilogram patates satılmış. Buna göre perşembe günü kaç kilogram patates satılmıştır? 5 gün var ama 4 tanesini biliyoruz. Birini bilmiyoruz. Toplam sayıyı da biliyoruz. Aslında e, toplama işleminde verilmeyen. Evet biz bildiklerimizi bir üst üste ekleyelim toplayalım. 245, 205, 163, 147, 5, 5 daha 10, 17, 18, 19, 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 4, 6 daha 10. 14, 15, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 2, 4, 5, 6. Bir de burada var. 7. 760 tanesi 4 günde satılmış. 4 gün. 5. gün ne kadarlık bir satış olduğunu bulmak için. Bu toplama işleminde verilmeyenleri göstereyim size. 760. 4 gün. Artı 5. günü yani soru işareti. Sonuç 999'muş. E toplama işleminde verilmeyeni bulmak için çıkarma işlemi yapacağım. Toplam sayıdan bildiklerimi çıkarıyorum. 9'dan 0 çıktı. 9. 9'dan 6 çıktı. 3. 9'dan 7 çıktı. 2. 239 kilogramı とです